İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni Bakış'a hoş geldiniz. Mind TV Türkiye kanalımızda bu akşam yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Ve bu akşam Manavgat'a gidiyoruz. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanı Ahmet Bostaş'la birlikte bu akşam programı yapacağız. Ve Ahmet Başkanımız gerçekten Manavgat için son yıllarda ticaret ve sanayi odası olarak çok güzel hizmetler yapıyorlar. Manavgat'ın ticaretinin, turizminin, tarımının, sanayisinin gelişmesiyle ilgili gerçekten başarılı işler yapıyor. Bu açıdan da özellikle bu pandemi döneminde esnafımız, sanayicimiz, ticaret yapan herkes, turizmci kan ağlıyor, ciddi sıkıntıları var. Ama bu sıkıntıların içerisinde özellikle sanayicinin, ticaret yapan insanın temsilcisi olan bu büyük STK neler yapıyor? Bunları bir bir bu akşam konuşacağız ve hemen program konuğum Ahmet Başkan'a hoş geldin diyoruz. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bak başkanım, Mehmet Başkan kıskanmasın. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan önce Manavgat'ı aldım canlı yayına. Dolayısıyla Mehmet Şahin kıskanmasın. Bu akşam seninle çok keyifli bir yayın yapacağız. Çünkü ben Alanya'ya geçebilmek için, gidebilmek için Manavgat Köprüsü'nden geçmek zorundayım. Yani onun için önce Manavgat diyoruz. Ondan sonra Alanya diyeceğiz tabii ki. Tekrar hoş geldin. İyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum ayrıca. Katılımcı evet. Arkadaşlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Şahin çok sevdiğimiz özel bir dostumuz bizim. Biz onunla birlikte Ankara'da da top nezdinde de birlikte hareket ediyoruz. Burada da mevkidaşım, meslektaşım olarak da çok iyi ilişkilerimiz var. Biliyorsun Mehmet'in Manavgat'ta da mağazaları var, yatırımları var. Mehmet bizim güzel bir dostumuz. Sizler de öyle. Sizler bizim için ayrı bir öneme sahipsiniz. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bu yayın için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi yayın olacağız. En azından güzel saatler geçireceğimize ben de inanıyorum. Ben de güzel Manavgat'ımıza bu akşam yayın yoluyla özellikle hem Manavgat'taki ticaret yapan insanların, turizmcilerin, tarım kesiminin hem sorunlarına ışık tutmak, onların tercümanı olmak hem de Manavgat'ta neler oluyor? Yani şimdi gerçekten Manavgat birçok konuda Antalya'nın önemli bir marka ilçesi. Yani Antalya'nın marka değerine değer katan bir ilçemiz. Çünkü turizmde gerçekten önde bir ilçemiz. En azından Side gibi çok kıymetli bir turizm değeri var. Yine bölgenin Manavgat'ın sağ solu, Oymapınarı, barajı, şelalesi en azından bu akşam konuşabileceğimiz çok çok fazla konular var. Benim ilk sorum, bu pandemi döneminde Manavgatlılar nasıl bir, özellikle Manavgat'ın ticaret yapan insanlar, nasıl bir süreç geçiriyoruz? 2020 yılı gerçekten kabus diyebileceğimiz bir yıl oldu. Çünkü bir taraftan sağlığımızı korumaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çok sayıda sevdiklerimizi koronavirüs nedeniyle kaybettik. Bütün birçok alışkanlıklarımızdan feragat ettik. Yeni yeni alışkanlıkları edinmeye başladık. Dolayısıyla zor bir dönem geçiriyoruz hep birlikte. Bu süreçte Manavgatlılar ne yaptılar? Manavgat'ın ticaret yapan esnafı, efendime söyleyeyim, diğer oradaki dükkanları, iş yapan otelcileri, pansiyoncuları ne yaptılar? Nasıl bir dönem geçirdik ki 2021'e geçeceğiz? Buyurun. Yani biliyorsunuz siz de turizm bölgesinde yaşıyorsunuz. Antalya turizmin başkenti. Antalya'daki
Antalya'ya gelen, Antalya Havalimanı'na gelen turistin yaklaşık üçte birini Manavgat olarak, Manavgat Side destinasyon olarak biz misafir ediyoruz. İlçemizin ekonomisi turizme dayalı gelişiyor sizin de bildiğiniz gibi. Manavgat ekonomisindeki başat sektör turizm. Yeni yeni tarım ve örtü altı tarım özellikle gelişmeye başladı ama ben bu girişten böyle giriş yaparak asıl ekonomimiz, bütün sektörlerin dayandığı yer turizm. Dolayısıyla 2020 yılında bu pandemi dolayısından dolayı biliyorsunuz her yıl yaklaşık biz Manavgat Side destinasyonu olarak 4 milyona yakın turist ağırlarken bu yıl 1 milyon civarında bir turist ağırladık Manavgat olarak. Dolayısıyla %25 kapasiteyle sezonu kapattık. Yani Manavgat yaralı Ali Bey. Yani Manavgat şu anda ekonomi olarak yaralı bir durumda. Birçok konaklama tesislerinin içinde ya da konaklama tesislerinin dışında, çevresinde bulunan iş yerlerimiz hiç açılmadı. Hiç ama yani 12 aydır artık 13 aya doğru giriyoruz. Hiç açılmadı, hiç iptal etmedi. Sonra yaklaşık bir 60 bin civarında turizm sektöründe çalışan sigortalı işçilerimiz var. Bunların 40 bininin hanesine bir kuruş para girmedi. Dolayısıyla böyle bir şekilde sadece tarım sektörünün ayakta durmasıyla ve %25 kapasiteyle de turizm sektörü harekete geçerek böyle bir yılı geçirmiş olduk. Allah bundan aşağı düşürmesin. Sağlık sıhhat versin. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz bu şeyi, pandemiyi, salgını. Aşırı bir umut oldu. İnşallah 2021'in ilk aylarında bu pandemi illetinden tüm dünya olarak, tüm insanlık olarak kurtuluruz. Biz de yavaş yavaş kendimizi ekonomik olarak toparlamaya çalışırız diye ben cevaplamış olayım. Evet, şimdi Sayın Başkanım, sizinle geçenlerde sohbet ederken turizm sektörü çalışanlarıyla ilgili çok güzel bir projeden bahsettiniz. Onu nasıl o insanları tespit ettiğinizde o projeyi gerçekleştirdiniz? Onu özellikle hazır bu sorunun cevabını verirken bunu da vermenizi isterim bu konuya. Turizm işsiz kalan turizm çalışanlarını tarım kesiminde istihdam ettiğinizi, oralarda iş sağladığınızı söylediniz. Çok güzel bir şey bu. Belki bunu bir kemer bu şansa sahip olmayabilir. Hani tarım olarak önde olan ilçelerimiz tarımda ki Manavgat son yıllarda tarımda çok ileri seviyeye geldi. Özellikle muz üretiminde. Hemen bir isterseniz nasıl böyle bir yöntemi uyguladınız? Turizmcilerle işbirliği mi yaptınız? Çağrı mı yaptınız? Tarım kesiminde, serada veya tarlada nasıl istihdam ettiniz turizm çalışanlarını? Şöyle, onu şöyle anlatmak lazım. İlk önce tarım yatırımlarının nasıl geliştiğinden başlamak lazım. Sorularımız arasında tabii ki o var ama beraber anlatın daha iyi olur. Tabii. Ya biliyorsunuz geleneksel tarım bölgemizde daha önce geleneksel tarım yapılıyordu. Yani pamuk arazileri vardı. İşte Manavgat'tan Alanya'ya giderken, ovalarımızın Antalya'dan Alanya'ya giderken ovaların içerisinden geçiyordu. Geleneksel tarım yapılıyordu. Yukarılarda buğday, aşağıda pamuk ekimi yapılan bir tarım sektörü vardı. Ama son yıllarda artık tarım sebze üretimi noktasına, özellikle turfanda sebze ve örtü altına doğru kaymaya başladı yetiştiricilik ve özellikle Alanya, Gazipaşa, Anamur hattındaki örtü altı muz üretiminin oralardaki arazi noktası ile ilgili sıkışan iş insanlarının bölgeye olan yatırımlarıyla Manavgatlı örtü altında muz üreticiliğini öğrenmiş oldu, görmüş oldu laboratuvarın. Bu konuda hükümetimizin de ciddi bir desteği var biliyorsunuz. Özellikle tropikal meyvede, muzda gümrük vergisiyle destekliyor hükümetimiz. Modern
tesisler, modern seralarda da sübvanse edilmiş kredilerle yatırımı teşvik ediyor. Turizmde ya da ekonomiyi çeşitlendirmek isteyen iş insanları artık örtü altı muz üretimine de yatırım yapmaya başladılar. Dolayısıyla muz sektöründe, örtü altı muz sektöründe tarım arazilerimiz ya da arazilerimizin buna uygunluk olması 2014 yılında 21 dönüm olan örtü altı muz yetiştiriciliği, muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 15 bin dönüme ulaşacak. Ben şöyle bir bakıyorum. Mesela 2015 yılındaki ile 2020 yılı arasında tarım gelirine bile baktığımız zaman %462.5, yani %463 gibi bir artış var. Dolayısıyla bizim kas gücü gerektiren işlerimize, istihdama, eleman ihtiyacı olduğu zaman bölgedeki turizm hareketlerinin yavaşlamış olması, otellerin kapalı olmuş olması, buralarda istihdam eden, çalışan farklı departmanlardaki arkadaşlarımızı seralardaki istihdam etmeye başladık. Dolayısıyla ulaştık o insanlara. Bu ulaştı, zaten yatırımlar artık bir çiftçi aile tipinden ziyade iş insanlarının yatırım yaptığı bir sektör haline dönüştü tarım. Dolayısıyla son yıllardaki bu tarım yatırımlarını gerçekleştirenlerin %95'i zaten Ticaret Sanayi Odası'nın üyeleri, iş insanları yani. Dolayısıyla biz bu üyelerimize vasıtasıyla da turizmde iş kaybı yaşayan sektördeki arkadaşlarımız seralarda çalışmaya başladılar. Bu tabii 60 bin insanı örtü altı seralarda istihdam ediyor dememiz yanlış olur. Böyle bir şey mümkün değil. Karınca kaderince olduğu kadar, yani iş gücü gerektiği kadar, elimizden geldiği kadar bölgedeki çalışan insanlardan, bölgedeki işsiz kalan insanlardan elemanlarımızı tespit etmeye, onlara ulaşmaya çalıştık. Yaptığımız çalışma bu. Yani bu hükümetin vermiş olduğu tarıma desteklerle modern seraların oluşmuş olması, iş insanlarının bu sektörü keşfederek buraya yatırım yapması, ciddi bir şekle dönüştü tarım. İş gücü ihtiyaçlarında turizmdeki işsiz kalan emekçi kardeşlerimizle bunu kapatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Şu anda Manavgat'ımızın özellikle seralarda üretilen, galiba bu şu anda izlediğimiz görüntüde İtalya. Evet. Ejder meyvesi. Evet, ejder meyvesi. Bu ejder, aslında İtalya. Mersin bölgesinde önce başladı ama bizim bölgede de yoğun bir şekilde üretiliyor. Manavgat'ta. Evet. Şöyle Mehmet Başkanım, aslında bir 3 yıl öncesine gidecek olursak Manavgat'ta 15 dönüm civarında bir şey vardı. Örtü altında ejder meyvesi, yani tam adıyla pitaya. Ama biz muzdaki ciddi artışın gelecek açısından risk oluşturacağının, bir ürün yığılmasıyla karşı karşıya gelebileceğimizin tedirginliğiyle bakanlığımıza ulaştık aslında. Bir ürün planlaması ürün planlaması talep ettik bakanlığımızdan. Yani şimdi yaklaşık bir 700 ton civarında, 700 bin ton civarında ülkenin muz tüketimi var. Biz de zaten bugünlerde 700 bin tona doğru ulaştık. Yani bundan sonra ihracat... Peki bu ülkemizin tükettiği muzun ne kadarını oluşturuyor yüzdelik olarak? Biz şu anda %90'lı üretiyoruz. Yani şöyle, evet, biz derken Manavgat olarak değil, Türkiye olarak. Türkiye, ha, %90'a evet. Geldik mi? Tabii Türkiye olarak %90'a geldik. Ama şöyle çok bir iyi. Şey var tabii. Şöyle yani bir şey var. Manavgat bunun, çünkü benim de bir yakın Alanya'dan muz üreticisi dostum. Manavgat'ta muz
serası yapıyor abi, şu anda. Çok, ama Adem konuğum da herhalde bir ekranda bir donma oldu. Şu anda tekrar geldi başkan. Başkanım tekrar ettireceğim çünkü sizin bir sanki yayında bir evet. Şimdi dondu mu, geliyor mu sesim? Yayında bir donma var mı, yönetmenimize soralım. Hasan'a. Hasan yönetmenimiz. Devam mı? Heh. Şu anda bu problem var gibi de. Başkanım siz devam edin bakalım. Belki bendedir. Tamam. Peki sesim geliyor mu size? Ulaşıyor mu? Geliyor. Geliyor başkanım. Devam. Tamam. Şöyle Pitaya'dan bahsetmiştik. Pitaya'nın ortaya çıkışı tarım yatırımlarında, yani muz üretimindeki bir ürün yığılması riskine karşılık. Aslında bakanlığımızdan talep ettiğimiz ürün planlamasının yapılmamış olması ticaret, evet, sanayi odası olarak bizi harekete geçirdi, tedirginlik yarattı. Ve biz bir Pitaya üretimi noktasıyla ilgili bir rapor hazırladık. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor efendim. Devam. Tamam. Ürün yani bir Pitaya yetiştiriciliğiyle ilgili bir rapor hazırladık. Evet. Dedik ki sadece muz noktasına değil, ürünümüzü çeşitlendirmemiz lazım. Bekledik ki bakanlığımızdan bir ürün planlaması yapsın. Talep ettik, yazılı talep ettik, şifayen konuştuk. Ama maalesef ki bakanlığımız bir ürün planlamasına gitmeyince artık %90'lara ulaştı. İhtiyacın %90'ını Türkiye olarak muzun üretmeye başladık. Yani burası şurada önemli. Ben şu konuya da bir açıklık getireyim. 200 milyon dolar biz ithalatı gerilettik başkanım. Çok güzel. Yani 200 milyon dolar Türkiye'de kaldı. Aynen. 200 ha. milyon dolar cari açığı kapatmış olduk muz olarak. Kapattık. Evet. Yani şimdi, elin çikita muzunu yiyorduk. Şimdi mis gibi Alanya'nın, evet, Anamur'un, Manavgat'ın mis gibi kokulu muzunu yiyoruz yani. Aynen. Aynen. Hem kaliteli. Bir de şöyle bir şey var. Taze. Ürün bahçeden tüketiciye ulaşıyor. Evet. Yüz binlerce kilometreden deforme olarak kimyasal ürünlerle, o raf ömrünü uzatılan gazlarla değil, taze, evet, bir şekilde. Hemen şu anda bu seralar Manavgat'ta değil mi? Şu anda Manavgat'ta, Alanya'da, Gazipaşa'da, Anamur'da, Mersin'de, yani İzmir'le Hatay bantında var. Ama ekranda gördüğümüz seralar Manavgat'ta. Evet. Şimdi gerçekten şöyle başkanım, nokta atışı yapmak açısından söylüyorum. Biliyorsunuz Alanya'da, ben Alanyalıyım. Evet. Bizim muzlarımız Alanya'nın o denize nazır yamaçlarda açık havada olur. Yani ben hiç hatırlamıyorum Alanya'da serada muz üretildiğini, hatırlamıyorum. O şöyle, çünkü bu denizin esintisiyle, o deniz havasıyla farklı bir şey veriyor. Anamur'un da böyle ama mesela Anamur'da, evet. Şöyle başkanım, son 5 yıla kadar bu dediğiniz doğruydu ama son 5 yılda artık örtü altına girmeye başladı bunların hepsi. Alanya'da da, Anamur'da da, Gazipaşa'da da, Manavgat'ta da artık örtü altına girmeye başladı. Dolayısıyla şimdi ithalatı geriletmemiz falan tamam ama bir sınır konamadı. Bir üretim planlaması yapılmayış olması yatırımcı açısından büyük bir risk. Evet. Bana soruyorlar ya başkanım, nar gibi olur muyuz? Narenciye gibi olur muyuz? Elimizde patlar mı? Zarar eder miyiz? Çünkü ama şöyle de bir şey oldu. Üretim arttıkça tüketici ucuz ürüne daha kolay ulaşmaya başladı. Yani aslında 600 bin ton civarında muz tüketimi varken Türkiye'nin, artık bu yıllarda 800 bin tona doğru ulaştı. Yani üretim, evet, arttıkça tüketim de artıyor. Ve tüketicinin, doğru, eline ucuz da. Serada anladığım kadarıyla serada daha kaliteli ürün elde, evet, ediyoruz değil mi? Aynen. Şimdi bu riske karşılık biz başka tropikal meyveler neler üretebiliriz diye bir araştırma yaptık Manavgat Ticaret Sanayi Odası olarak. Yaptığımız araştırmanın sonucunda Pitaya'nın, ejder meyvesinin bizim buranın coğrafi şartlarına, iklimine, bu hattın, yani sadece, evet, Manavgat'ın değil, bu hattın
uygun olduğunu, örtü altı tarımıyla, örtü altında tropikal meyvede pitaya'nın adaptasyonunun bu bölgede uyum sağladığını gördük ve bunu tavsiye ettik. Ve şu anda 3 yıl önce 15 dönüm olan pitaya yatırımları şu anda 1500 dönüme doğru yaklaştı. Evet. Şimdi en büyük sıkıntı şuydu. Pitaya aslında çok güzel bir yatırım. İhracata gidiyor. Çok çeşidi var. Ben sizin aracılığınızla buradan şöyle bir bilgi vereyim. Bazı tüketiciler damak tadına uymadığını söylüyorlar pitaya'nın. Pitaya çok çeşitli. İhracata giden ürün değil de iç piyasaya yönelik üretilen pitaya'dan alsınlar. Tekrar edeyim bu ayrıcalığı. Aslında bizim yurt dışına ihracata gönderdiğimiz pitaya farklı, iç piyasada iç Türk damak tadına uygun olarak yetiştirilen pitayalar ayrı. Yani tüketici bilinçli olun da iç piyasaya yönelik üretilen pitayadan alacak olurlarsa kendi damak zevklerine çok uygun olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla artık Manavgat'ta sadece pitaya değil, avokado, ciddi bir avokado bahçeleri de oluşmaya başladı. Yine bu ağaç kavunu dediğimiz, neydi onun ismi? Mango, papaya, mango. Evet, bunlar yani bu tropik meyveler artık bizim bölgemizde üretilir hale geldi. Aynen. Ben şöyle söyleyebilirim. Özellikle pitaya, avokado ve mango, papayanın yaklaşık bir 5 yıl sonra coğrafi konumundan dolayı, arazilerinin çokluğundan dolayı bir üretim merkezi Manavgat olabilecek şekle gelecek. Çok güzel. Şimdi kıskanmıyorum bir Alanyalı olarak. Takdir ediyorum. Biz sizden öğrendik. Şekilde şöyle bakın. Alanyalılar bize öğretti bu işi. Bakın Alanyalılar geldi burada yatırım yapıyorlar. Belediye başkanımız Adem Murat Yücel'in başkanımın yatırımı var. İşte birçok dostlarımızın tabii Uyar Tarım'ın yani birçoklarının Uyar Tarım'ın aynı zamanda Saratma tesisi de var Manavgat'ta. Çolaklı'da hemen sağ taraftaki seraların büyük çoğunluğu Hüseyin Güllü benim çok iyi bir muzur üreticisi Alanyalı. Yani dostum, kardeşim kulaklarını çınlatıyoruz şu anda belki de izliyor bizi. Yani şey yok bizde öyle bir şöyle bakın Manavgat'ta 81 ilin nüfusundan insan yaşıyor. Kesinlikle. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, ülkenin güçlenmesine, ekonomisine katkı yapan herkes Türkiye'lidir. Türktür, Manavgat'tır, Manavgatlıdır. Hemşerimizdir. Bir ayrımcılık biz yok. Sizinle zaman zaman tatlı her karşılaştığımızda Manavgat Alanya çekişmesi yaparız zaman zaman. Ama ne Manavgat'ımızdan ne Alanya'mızdan Antalya'mızın gerçekten her iki ilçemizin de kendine özgü ayrı ayrı marka değerleri var. Bu anlamda biz aslında hani birbirimizden faydalanabileceğimiz tarımında, turizminde çok güzel değerlerimiz var. Bu anlamda ben özellikle sizinle bu akşam yani yılın sonuna doğru bu canlı yayını, son canlı yayınım bu yılın sizinle burada. İnşallah önümüzdeki yeni yılın ilk haftasında Sürülü Başkanım'la da yine sizin Manavgat'ın önemli yatırımcılarından, turizmcilerinden, Türkiye'mizin Otelciler Federasyonumuzun da başkanı, onu da alıp turizmi konuşacağız inşallah. 9 inşallah. Ocak'ta. Evet. Sözünüzü kesin. Ben aslında şehirlerin tatlı bir rekabeti olmasını isterim. Dilerim. Tabii. Olsun ki şehir gelişsin. Yani Antep'le Malatya yarışsın. Antep'le Denizli yarışsın. Sanayide yarışsın. Yatırımda yarışsın. İstihdamda yarışsın. Yani ben şeye gittiğim zaman, TOB'da gittiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanımız istihdama katkı noktasında şey isterken bizden, sayı isterken İstanbul'dan sonra Antalya'nın istihdamda birinci olmasını ben gururla orada söylüyorum biliyor musun? Yarışalım yani. Ben Antalya olarak İstanbul'la yarışmalıyım. Yani
Ne kadar çok istihdam sağlamalıyım? Ne kadar çok ihracat yapmalıyım? Ne kadar kişiye ekmek verebilmeliyim şehir olarak? Ben bu rekabetin yaşanmasını isterim. Tatlı rekabet bunlar. Yararlı rekabetler bunlar. Bunlar olsun. Ama tabii kırıcı rekabetler işte Evet, şimdi onları siz de biz de zaten tasvip eden insanlar değiliz ama şehirlerin ekonomiye katkısı, istihdama katkısı, ihracata katkısı noktasıyla ilgili zaten mutlak Manavgat'la Alanya'nın yalnızsın. il olma dışında herhangi bir rekabeti yok. Bir tek Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde artık bu da yok. Sesim dondu mu? Gelmiyor mu? o da yok. Kesinlikle. Sesim. Şimdi o zaman yani tarımda örtü altı, örtü üstü, işte sera içerisinde bu üretilen muz, işte ejder meyvesi ve papaya gibi, diğer mango gibi, bunlar yoğun şekilde artık Manavgat'ta üretiliyor olduğunu biliyoruz. Herhalde yok, devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok başkanım. Benim sesim size zaten geliyorsa, zaman zaman böyle evlerimizden yapıyoruz şu anda bu yayını. Çünkü pandemi nedeniyle maalesef imkanlarımız biraz kısıtlı. Eğer zaman zaman donma olursa, sesimiz gider gelirse bizi izleyenlerin affına sığınıyorum. Zor koşullar kolay değil. Çünkü internet üzerinden bu yayını yapıyoruz. Zaman zaman internet zayıflıyor. Zayıflayınca sesimiz biraz gidiyor geliyor ama izleyenlerimiz sesleriniz gayet iyi, görüntüleriniz gayet iyi diye rapor veriyorlar şu anda yorumlarda görüyorum sevgili başkanım. Şimdi turizme gelelim biraz. Şimdi Manavgat tabii gerçekten evet tarımda örtü altı, örtü üstü, örtü üstü. Gerçekten seracılıkta ve örtü altında çok ileri seviyede üretim yapıyor. Ancak turizmde de çok çok ileri. Yani evet. Eskiden Side ayrı bir beldeydi. Kendine özgü belediye başkanı vardı, yönetim biçimi vardı. Ama bu bütün şehirden sonra yeni düzenekte artık Manavgat bir bütün olarak ilçeye bağlı hepsi. Yani Side'de Manavgat'ın diğer Çolaklısı da işte diğer turizm yapan sahil kesimindeki beldelerin tamamı merkeze bağlı. Şimdi tabii Side gerçekten çok güzel, çok dünyaca ünlü, yani o bölgenin önemli bir marka turizm merkezi. Yatak kapasitesi olarak da Antalya'nın önemli ilçelerinden birisi Manavgat şu anda. Yani her yıl çok güzel şeyler de yapılıyor. Belediyemiz de gerçekten bazı özel etkinlikler yapıyor. Side Tuder'i biliyorum. Cengiz Haydar Barut. O da çok büyük gayretler sarf ediyor. Bölgenin tanıtımına, sosyal açıdan, turizm açısından etkinlikler yapılıyor filan. Bu pandemi döneminde turizm ne yaptı? Çünkü hepsi aşağı yukarı sizin üyeleriniz bunlar. Nasıl bir süreç geçirdiler? El değiştiren tesis, otel oldu mu kapanan veya kepengini indiren, kapısını kapatan, iflas eden diyelim, Allah korusun tabii. İflas hiç kullanmak istemeyiz ama zor dönemlerden geçiyoruz. Biraz turizmi anlatır mısınız? Neler oluyor bu bölgede? Şimdi tabii çok güzel tarif ettiniz. Profesyonel turizmin doğduğu yer Side. Yani özellikle Titreyen Göl'ün 1984 yılında orman arazilerinin Turizm Bakanlığı'na tahsisi, Turizm Bakanlığı'nda yap işlet devret modeliyle laboratuvar olarak kullandığı ilk yer Titreyen Göl. Dolayısıyla Titreyen Göl'de profesyonel kitle turizminin başlayıp oradan bizim yerli halkın öğrenerek yerlerin de imarlanmasıyla arsaların çıkması ve otellerin çoğalmasıyla şu anda yaklaşık 300 bine yakın yatak kapasitemiz var. 400'ün üzerinde 5 yıldızlı otel, 1. sınıf tatil köyü ve 5 yıldızlı otelimiz var. 70 bine yakın, 60 küsur bin yüksek sezonda
turizmde istihdam sağlıyoruz. 4 milyar dolar da bir turizm gelirimiz vardı pandemi öncesinde. Biraz önce de bahsettiğim gibi dünyada bu salgının yaşanmış olması bizi %25 bir kapasiteye mahkum etti. Ama dünya turizmine baktığımız zaman yine en başarılı turizm geçen ülkelerin arasında biz Türkiye olarak başarılıyız. Türkiye olarak da Antalya olarak da başarılıyız. Allah bizi korudu, ciddi bir sıkıntı meydana gelmedi turizm sezonu içerisinde. Dolayısıyla %25 bir kapasiteyle sezonu kapattık. Daha açıkçası biraz önce de söyledim, yaralıyız. Turizm yara aldı. Ekonomimiz yara aldı turizmin bu şekilde olmasından dolayı. Ben 2021 yılından umutluyum. En azından 2020'nin iki kat fazlası 2021 yılında olacağı emarelerini taşıyor şu anda ön şeyler. Tabii bu hepsi aşının bulunması, salgının geriletilmesiyle doğru orantılı. Yani yarının ne olacağı çok da belli değil ama bugünden itibaren baktığımız zaman, gelişen durumları analiz ettiğimiz zaman Nisan-Mayıs'tan sonra hareketlenebileceği ve 2020 yılının en az iki katı bir turizm hareketinin 2021'de olabileceğini düşünüyoruz. İnsanlar eve kapandı, artık daraldılar. Yani ben bir pandeminin gerilemesiyle aşının sağlıklı bir şekilde, başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ben turizm hareketinin 2021'in Nisan-Mayıs'ından sonra turizm hareketinin başlayacağına inanıyorum. Evet, yani öngörümüz böyle. Yani özellikle biliyorsunuz sertifika çıkarttı bakanlığımız, güvenli tesis sertifikası. Dünyada bir örnektir bu. Bu örneği de bizim turizmcilerimiz çok güzel bir şekilde uyguladılar sezonda. Tedbirleri alındı, bir sıkıntı olmadı. Belediyemiz, şehrimizin sosyal donatı alanlarının dezenfekte edilmesi, personellerin uyumu, eğitimi, dolayısıyla sorunsuz bir sezon geçirdik. Bu anlamda tüm Türkiye'ye örnek şamil bir şey geçirdik. Sezon geçirdik. Sıkıntımız sayı bakımındandı. %25'lik kapasite içerisindeki durumumuzu anlatarak ben bunu söylüyorum. Oranlama olarak turistik tesislerin, otellerin yüzde oranı kaç açık? %25. %25 gibi bir kapasiteyle çalıştık. Tamam ama evet. Kaç yatağımız var bölgede? 400 bine pardon 300 bine yakın yatağımız var. Ne kadarını açtık? 400-300 binin otelin? %25'i, otellerin %25'i açıldı yani, diyebilirim. Evet, yani kapasite olarak da çoğunluğu kapattı. Evet. Ama evet, belge yani, alanları açtı anladığım kadarıyla. Belge alanlar da kapasitesini düşürerek, yarıya düşürdü aynen, bildiğim kadarıyla. Aynen, 1 milyon civarında bir misafir ağırladık sezonda. Biliyorsunuz Antalya olarak 3 milyon civarında bir misafir ağırladık. Bunun 1 milyonu Manavgat'ta ağırlandı. Çok güzel. Şimdi bu arada yeni bir projeniz var Sayın Başkan. Bu Anadolu Selçuklu İpek Yolu'la alakalı. Onu biraz bahseder misiniz? Çok güzel bir proje bu ve gerçekten Manavgat'a ve bölgeye de ciddi manada değer katacak bir proje. Şöyle tabii özellikle pandemi döneminde de evet, başkanımızın yine küçük bir hemen geldi. Evet, geldi. Soruyu aldınız değil mi başkanım? Soruyu aldım. Siz beni duyabiliyor musunuz? Dinliyoruz başkanım sizi. Evet. Şimdi pandemi döneminde de ortaya çıktı ki artık insanlar doğada, doğanın içinde, doğayla bütünleşmiş bir şekilde yaşamak istiyorlar. Özellikle nasıl gıda güvenliği, sosyal doğa yaşamı filan. Evet, geliyor değil mi sesim? Sesim geliyor mu? Geliyor efendim, geliyor. Şimdi
Bu proje şöyle. Bir biliyorsunuz Alaaddin Keykubat. Evet. Sesim geliyor. Geliyor, geliyor başkanım. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle, Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı ve Antalya'yı fethettikten sonra devlet işleri olmadığı zaman Beyşehir'deki Kubadabat Sarayı'nda yaşıyordu Alaaddin Keykubat. Evet. Alanya'yı ya gelirken Manavgat sınırından geçtiği bu yolu turizme kazandırmak için bir proje hazırladık. Manavgat Kaymakamlığı'nla beraber. Evet. Yani Beyşehir'den çıkıyor, yukarıdan bizim Sırtköy'den aşağıya Oymapınar, işte Değirmenli, Seydiler, Demirçiler, oradan Hacıobası köyünden Alarahan'a kadar ulaşan yaklaşık 135 kilometrelik bir yol var. Alaaddin Keykubat'ın müştemilatıyla beraber taş döşeme yolunu turizme kazandırmak istiyoruz. Özeti bu. Alaaddin evet. Keykubat'ın yürüdüğü, müştemilatıyla beraber yürüdüğü bu yolu, yani atalarımızın ayak bastığı yerlere ayak basarak oraları turizme kazandırmak istiyoruz. Oralarda çeşmeler var, hanlar var yol üstünde. Buraların da ileride restorasyonu yapılarak bu yolun trekkingçilere, doğa severlere ve turizmi deniz, kum, güneş üçlüsünden ayırarak doğa turizmiyle doğa turizmini de gündeme almak istiyoruz, sokmak istiyoruz. Bunun için Manavgat Kaymakamlığı'na bir proje yaptık. Batak Deniz Kalkınma Ajansı'na bunu sunduk. Ajans da projemiz kabul edildi. Evvelkisi gün, cuma günü itibariyle ihalesini yaptık. Şimdi inşallah önümüzdeki günlerde ihaleyi alan firmayla protokolümüzü yapacağız. 5 ay içerisinde rota oluşturacağız. 135 kilometrelik bu yolun turizme kazandırılması. Yani buralarda dinlenme tesisleri, köy pansiyonculuğu, köylerin üretmiş olduğu geleneksel ürünlerin satılabileceği yerlerin filan yapılması gibi bir hayalimiz var. İleride buradan Manavgat sınırından Alanya'ya kadar, Manavgat'tan da Beyşehir'e kadar Konya sınırını bütünleştirebilirsek, yani Beyşehir'den, Kubadabat Sarayı'ndan gelip yukarıdan Sırt Köyü'nden, Alarahan'dan, Şarapsahan'dan Alanya'ya ulaştırırsak bu yolu, Likya yolundan daha güzel bir yol olarak, bir rota olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şimdilik bizim yaptığımız bölüm sadece Manavgat sınırından geçen 135 kilometrelik bu yolun rotasının belirlenmesi, işaretlenmesi, tabelalanması, tanıtımının yapılması ve bu yolun turizmcilere, doğa severlere, trekkingçilere, dağcılara açılması. Projemiz bu. Evet. Sayın Başkan, şimdi tabii Manavgat'ta bir cross, yani bisiklet dağ yarışları, bisiklet yarışları yapılıyor. Pandemi nedeniyle ara verdi bildiğim kadarıyla. Her yıl Manavgat Belediyesi'nin yine Türkiye'deki önemli motor kullanıcılarıyla bir festival yapıyor. Bir şelale festivali var. Bu arada belki de Türkiye'nin en çok insanların bildiği, ziyaret ettiği Manavgat Şelalemiz var. Bu şelale tabii bir ara barış suyu olarak da anıldı. İsrail'e ve Kıbrıs'a buradan Manavgat'tan su gidecekti filan. Yani Manavgat'ın diğer değerlerine de biraz değinecek olursak, yine bu festivaller, organizasyonlar anladığım kadarıyla pandemiden sonra hız kesmeden devam edecek, değil mi? Aynen. Şimdi tabii Manavgat'ımız Allah'ın bahşettiği güzel bir doğa güzelliği var. Biraz önce siz de girişte anlattınız. Aslında Manavgat'ın bir su cenneti diyebileceğimiz. Manavgat'ın Alanya sınırı Alara Çayı ile Antalya sınırı Karpuz Pazarı Çayı ırmağı ile yukarıda kuzey sınırlarında iki tane Oymapınar ve Manavgat Barajı,
ve şehrin tam ortasından geçen bir Manavgat ırmağı. Dolayısıyla bu doğal, buraların etrafında doğal güzelliklerle süslenmiş bir kent. 25 dakika içerisinde dağlardasın, kardasın. 25 dakika sonra mavi sulardasın. Böyle bir Antalya'mızın her tarafı böyle müstesna bir yer. Manavgat'ın da tabii bunu ırmağın üzerinde iki tane barajı, bir tane de şelalesi var. Şelalesi çok eski tarihi özellikler taşıyor. Bilmeyenler açısından koleksiyonlarında kağıt beşli liralar varsa insanların, o kağıt beşli liraların üzerindeki şelale Manavgat şelalesi idi. Evet. Burada biz yaklaşık 2 milyon civarında pandemi döneminden önce misafir ağırlıyoruz. Yani 4 milyona yakın gelen turistin yaklaşık 2 milyonu Manavgat şelalesini de ziyaret ediyor. Çok da güzel oldu Manavgat şelalemiz. Yeni restorasyonu yapıldı. Tabii bu Manavgat ırmağından esinlenerek Barış Suyu Festivalleri her yıl belediyemiz yapıyordu. Bu pandemi dolayısıyla yapılmıyor. Motosiklet Festivali doğru. Çok ben önemsiyorum Motosiklet Festivali. Şehre en büyük katkısını yapan, ekonomik olarak hem tanıtımına hem de ekonomik olarak katkı koyan festival Motosiklet Festivali. Barış Suyu Festivali'nin sadece halkın 2-3 gün bir müzik dinletisinin yaşadığı bir şekil haline geldi. Onu iş dünyası olarak çok motosiklet festivali kadar çok şey bulmuyorum ama motosiklet festivali şehrin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlıyor. Dolayısıyla Side'de yapılan festivalimiz biliyorsunuz bir aya yayılıyor. Dolayısıyla kentimizin festivallerle de anılıyor olması iş dünyası olarak bizi mutlu ediyor, tanıtıma da katkı sağlıyor. Evet. Evet, yeni yılda bu arada neler olacak diye bir altyazınız da görüyorum şu anda. İyi şeyler olacak diyelim mi kısaca? İyi şeyler olacak diyelim. Peki. Evet, inşallah iyi şeyler olacak. Çünkü pandemi, aşı... Yani şu iyi gelecek, iyi gelecek siyasi bir şey çekmez değil mi bu iyi şeyler olacak? Güzel şey. Şimdi Sayın Başkanım, ben size, yani ben de, bizim bir şirketimiz var. Dolayısıyla ticaret odası üyesiyiz. Sizin her ne kadar üyeniz olmasak da siz bizim de başkanımızsınız. Onun için size başkanım diye hitap edebiliyorum. Şimdi sizi tebrik ediyorum bir konuda daha. Yani gerçekten pozitif enerjiniz oldukça yüksek. Özellikle yani sizinle sohbet etmek, sizinle söyleşi yapmak da bana çok büyük keyif veriyor. Onu söylemek isterim. Burada sizi bir konuda tebrik etmek istiyorum. Çünkü Manavgat'a bir de organize sanayi kazandırdınız. Çok taze, çok yeni. Biraz bunu anlatalım. Şöyle bizim Manavgat Ticaret Sanayi Odası olarak şöyle bir mottoyla hareket ediyoruz. Üyesi mutlu bir oda, ekonomisi güçlü bir Manavgat. Bir daha söyleyeyim mi? Arkadaş belki yeni yılda turizm neler olacağı Hasan oraya değiştirir belki. Hasan. Hasan'a buradan duyurayım. Üyesi mutlu bir oda, ekonomisi güçlü bir Manavgat. Evet, başkanımız sloganı. Evet. Üyesi mutlu bir oda, ekonomisi güçlü bir Manavgat. Hedefimiz bu. Şimdi, ben Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan istifa edip Manavgat'a üye olasım geldi şimdi. Davut Başkan beni asar. Evet. Davut Başkanıma buradan selamlar. Davut Başkanımız da çok başarılı, çok güzel hizmetler üretiyor. Bölgede bizim abi kuruluşumuz. Çok iyi de anlaştığımız bir odamız. Şöyle, ekonomisi güçlü dediğimiz zaman biz aslında bütün risklerimizi bir sepete toplamışız. Turizm. Evet. Turizm basit bir şekilde biliyorsunuz bir risk yaşadığı zaman bütün sektörleri bitiriyor. Yani baskın sektörün turizm olması,
farklı sektörlerin ortaya çıkartılmamış olması ilçe ekonomisi açısından büyük bir risk oluşturuyor. İşte hem pandemi döneminde hem 2016 yılındaki uçak krizi olarak da adlandırılan 2016 krizinde de gördük ki küçük bir misina ipine bağlı olarak ilçe ekonomisi, bölge ekonomisi devam ediyor. O zaman ilçenin adına, ben kentim adına konuşayım ki kentimin ekonomisini çeşitlendirmemiz lazım. Onun için tarıma önem veriyoruz. Onun için muz yetiştiriciliği raporunu hazırladık. Muza teşvik ediyoruz. Onun için pitaya yetiştiriciliği raporunu hazırladık. Yani bütün yumurtalarımızı tek sepette toplamanın dışında farklı sepetlere de yumurtalarımızı dağıtmak önerisinde bulunmak için bu raporları hazırladık. Ama sıkıntımız şurada. Bu kadar ürünümüz var. Bunları işleyecek bir fabrikalarımız yok bölgede. Yani portakalımız var, yetişiyor. Portakalı işleyecek portakal meyve suyu fabrikamız yok. Domatesi üretiyoruz, salça fabrikamız yok. Salatalığı üretiyoruz, turşu kuracak fabrikamız yok. Narenciye üretiyoruz. Buzhanemiz yok ya. Depolayacak alanlarımız yok. Yani bunun için işte zeytinyağı üretiyoruz, zeytin üretiyoruz. Zeytinyağı fabrikalarımız değişik değişik yerlerde doğada organize olmamış bir şekilde dağılmış vaziyette. Onun için Manavgat'ın bir de organize sanayi bölgesi olması noktasıyla ilgili şehrimizin böyle bir beklentisi vardı. 20 yıldır şehirde bir organize sanayi noktasıyla ilgili talep var ama yer tespiti yapılamayıp kesinleşmediği için de organize sanayi kuramamıştık. 2013 yılından bu tarafa Manavgat Akseki yol kavşağında Hacıobası köyü mevkiinde hazineye ait bir arazinin organize sanayi bölgesi yapılabilmesi için Manavgat Ticaret Sanayi Odası olarak müracaat etmiştik. İlk önce 25 ayrı kurumdan görüş yazısını toparlayarak Sanayi Bakanlığımız tarafından, Yer Seçim Komisyonu tarafından organize sanayi bölgesi olarak yer ilan edildi. Aralık ayı itibariyle de Sanayi Bakanlığımız tarafından Manavgat OSB siciline kaydedilerek kuruluşu gerçekleştirildi. Biz de müteşebbis heyeti topladık, ilk genel kurulunu yaptık. Sayın Valimiz adına Manavgat Kaymakamı Sayın Doktor Mustafa Yiğit müteşebbis heyet başkanlığına, ben de Manavgat Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak başkan vekilliğine geldik. Müteşebbis heyet kendi içerisinden yönetim kurulunu seçti. Yine Manavgat Ticaret Sanayi Odası'na ben de Ticaret Odası Başkanı olarak yönetim kurulu başkanı oldum. Mevlüt Bey, esas söylemek istediğim de şu. Manavgat, evet, organize sanayi bölgesinin %94 hissesini Manavgat Ticaret Sanayi Odası aldı. Çok güzel. Tekrar söylüyorum. %94. Yani %6'sı valiliğimizin, %94'ü Manavgat Ticaret Sanayi Odası'nın. Orada da 15 kişilik temsilde bir tane, bir kişi valiliğimizi temsil ediyor, 14 kişi Manavgat Ticaret Sanayi Odası'nı temsil ediyor. Ben bu aşamada bu zamana kadar emeği geçen tüm siyasilerimize, isim saymak istemiyorum, belki arada atladığım olur. Çünkü evet, Sadık Badak vekilliğimiz döneminden gelen, eski valiler döneminden gelen bürokratlarımızın, yeni milletvekillerimizin, özellikle İbrahim Aydın vekilin, eski Diyarbakır valimizin, yeni Ersin valimizin, sayın kaymakamlarımızın, burada atlamış olmamak için isimleri zikretmek istemiyorum, bütün emeğe geçen ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, vekillerimizin hepsinin emeği oldu. Ben hepsine buradan Manavgat İş Dünyası adına çok teşekkür ediyorum. Manavgat'ın 20 yıllık hayali olan Manavgat OSB kuruluşunu gerçekleştirmiş olduk. Ama yolun daha başındayız. Şimdi yerin bir satın alınması var, tapunun. Bunu satın alacağız. Çünkü
kalkınmada öncelikli bölge olmadığımız için OSB arsasını parayla satın alacağız. Burayı satın aldıktan sonra yerin imarlanması var. 1 bölü 25 binlik, 1 bölü 5 binlik ve binlik parselasyonlarının yapılması var. Bunlar da bittikten sonra yer tahsisine başlanacak, fabrikalar kurulmaya başlanacak. İnşallah hedefimiz 2023'e kalmadan kazmayı vurmak buraya. Yani hayalimde şöyle bir şey var. Ekonomiyi güçlendirme adına turizm kendi içinde gidiyor zaten. Turizm biliyorsunuz Manavgat'a üniversiteleşme yolunda ilk fakülteyi de odayı yapmak Manavgat Ticaret Odası olarak bize nasip oldu fakülteyi yapmak. Manavgat'ın ilk fakültesini Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası yaptı. Şimdi bir hayırsever tarafından iki tane fakülte daha yapılıyor. Dolayısıyla 25 bin öğrencisi gelmiş bir Manavgat, yatırım yapılabilecek bir sektör haline gelmiş tarım, tarım ürünlerinin işlendiği bir organize sanayi bölgesi, en az 10 bin insanın istihdam yapıldığı, tarım ürünlerinin işlendiği bir yer, turizm, yani turizm, tarım, öğrenci, sanayi, böyle çeşitlenmiş bir ekonomiyle güçlü bir Manavgat ekonomisi hedefliyoruz. Bunun üniversiteleşme yolunda belli bir noktaya geldik. Sanayileşme noktasında belli bir noktaya geldik. Tarım noktasında belli bir noktaya geldik. 10 yıl sonra Manavgat ekonomisi artık koşmaya başlayacak Allah'ın izniyle. Güçlenmiş, risklere karşı dirençli hale gelmiş. Turizm sıkıntıya girerse tarım, tarım sıkıntıya girerse sanayi, sanayide bir sıkıntı olursa bir öğrenci şehri olarak Manavgat. Dolayısıyla ekonomisi güçlü bir Manavgat. 10 yıl sonra inşallah hedeflerimiz arasında o hedefe doğru da gidiyoruz. Çok güzel. Başkanım valla aslında 2023 hedeflerine Manavgat'ı hem ticarette, turizmde birçok sektörde koşar adımla 2023'e kavuşacağı inancımız tam. Bu arada bizi izleyip sadece Antalya bölgesinden değil ta Giresun'dan bile bizi izleyenler var, yorum yapan dostlarımız var. Siz muzu anlattıkça, biz muz seralarını gösterdikçe oralarda muz istemeye başladılar bizden. Bu arada tabii ticareti, turizmi, her şeyi konuşurken geçtiğimiz günlerde çok teşekkür ediyorum size. Çam sakızı, çoban armağanı, bana keçi boynuzu pekmezi ve susamlı tahinimizi göndermişsiniz. Tattım. Gerçekten bana o sabah, yani tattığım sabah, o gün akşama kadar, bunu net ve samimi söylüyorum, korkunç bir enerji patlaması yaşadım. Yani ben tabii pekmezi tüketen bir insanım. Biz çocukluğumuzda işte Alanya'nın köylerinde keçi boynuzunu çok fazla yerdik. Ama bu üründe, yani Manavgat keçi boynuzu pekmezinin çok farklı bir enerji deposu, farklı bir tesiri oldu bende. Yani neredeyse Manavgat il olmalı diyecek kadar beni motive ettin, yani onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Bu vesileyle de sizden ricam, biraz bunlardan bahsedin. Yani Manavgat'ın susamının kaliteli ve bilinir olduğunu biliyorum. Ondan üretilen tahinin de dolayısıyla lezzeti çok farklıydı. Biraz anlatır mısınız? Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Alanya'mız il olsun, Manavgat'ımız da il olsun. Yani evet, şimdi yani hep böyle takılıyoruz ya olsun, senle ben. Alanya'da olsun, bizim bir şeyimiz yok o konuyla ilgili. Sıkıntımız yok. Şöyle, ben her iki ilçemiz de şu anda aslında il olmayı hak etmiş, hem nüfusa sahip, hem ticarete güce sahip, potansiyele sahip iki ilçemiz. Dolayısıyla Türkiye'deki birçok ile baktığımızda Manavgat ve Alanya bana göre o hem nüfus açısından hem de diğer konularda çok çok ileri
hak eden iki ilçemiz. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Evet, çok teşekkür ederim. Şöyle, tabii aslında biz bu şeyi, keçi boynuzunu doğal yöntemlerle yaptığımız özel bir şeydi size gelmiş olan. Tadı da oradan kaynaklı ama asıl ben susamı anlatmak istiyorum. Aslında ekonomimizin içerisinde ya da tarımın içerisinde çok fazla gelir kalemi olan ilçe ekonomisini etkileyecek boyutta bir ürün değil susam. Ama şehirlerin markalaşmasına, ürünlerin markalaşması şehirlerin tanınırlığına katkı sağlama açısından önemli bir kalem olarak biz bu işle ilgileniyoruz. Yoksa susam tek başına bir şehri uçuracak, ekonomisini güçlendirecek öyle bir şey değil. Ama bunun markalaşmış olması şehrin tanıtımına katkı sağlayacağı açısından burası önemli. Aslında susam hepsi aynı. Muganlı 57 olarak çıkmış. Hindistan'dan binlerce bin yıl önce ülkemize gelmiş. Ama özellikle Manavgat bölgesinin mikroklimasından kaynaklı, coğrafi durumundan, toprak yapısından kaynaklı, içinin yağ oranı, aroması farklı olan bir ürün. Hatta 1450'li yıllarda tarihte müsellem defterlerinde, tapu tahrir defterlerinde bunlarla ilgili şöyle kayıtlar var. 76 tane tahinhane varmış Mevlüt Bey 1450'li yıllarda Manavgat'ta. 76 evet. Tane. Çok güzel. 42 bin kile susam varmış Manavgat'ta. Tapu tahrirde yazıyor bunlar. Müsellem'de. Hı-hı. 42 bin kile susam üretiliyormuş. Kileyi bilmeyenler açısından anlatayım. 1 kilo bazı yerde 6 kilo bir kile, bazı yerlerde 9 kilo olarak geçer. O kilenin de bir ölçüsü var, siz bilirsiniz onları. Bilirim. Eskiler. Dolayısıyla 5300 akçe öşür almış devlet. 5300 evet. Akçe öşür almış bu susamdan ve tahinhanelerden. 5300 akçe vergi yani öşür akçe o dönem için. Bunlar buradan tarihçiler yorum yapıyor. Osmanlı Sarayı'nın mutfağının tahini Manavgat'tan gidiyor diye. Evet, Osmanlı Sarayı'nın mutfağını süsleyen tahin Manavgat'tan. Dolayısıyla bu tarihi vesikalarla birlikte patent enstitüsüne müracaat ettik coğrafi işaret almak için. Şu anda askıda, yaklaşık 1-2 ay içerisinde inşallah coğrafi işaretimizi almış olacağız. Biraz çok önce de anlattığım gibi şöyle, aslında sıkıntımız şu. 150 bin ton Türkiye'nin susam ihtiyacı var. 150 bin evet. Ton. Evet. İçler acısı bir durum. Çünkü susam sadece tayinde kullanılmıyor. Yani birçok... Evet. Farmakolojide bile kullanıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. 120 bin tonu ithal geliyor. Eyvah eyvah. Evet. Oysa Hindistan... Türkiye'nin tarım potansiyeli... Bizim evet. Susam ihtiyacımızı ki çok kullanılmayan evet. Daha arazilerimiz var. 150 bin ton giderimiz var. 120 bin tonu ithal geliyor. Türkiye olarak 30 bin ton ihtiyacımız var. Üretiyoruz 30 bin ton. Bunun 6 bin tonunu da Manavgat üretiyor. Evet. Ama bizi rekabet ettirseler, biz rekabet etsek bu 130 bin tonu geriletiriz. 120 bin tonu geriletiriz. İthalatı durdururuz. Döviz bizde kalır. Pakistan'da, Hindistan'da, Sudan'da Amerikalılar, Çinliler gelip susam üretiyorlar. Hangi şartlarda, hangi koşullarda yaptıkları belli. Oralardan bize ithal geliyor. Ve gelen susamların kalitesi de belli. Ama ucuz ürün kullanmak isteyenler onu kullanıyorlar. Biz aynı şartlarla rekabet edebilsek muz bir örnek. Türkiye'ye bir örnek olduğumuz, bu başarı hikayesi bir örnek oldu. Eğer devlet bize muzdaki yaptığı desteği verirse, ithalatta biz hayvancılıkta da geriletiriz, tarım ürünlerinin diğerinde de. Bu kadar pamuk ekiliyordu. Niye ekilmiyor? İthalattan dolayı. İthalattan dolayı. Niye buğday ithal geliyor? Niye et ithal geliyor?
Niye susam ithal geliyor? Bu arada Antalya bölgesi aslında Çukurova gibi çok önemli bir pamuk üreticisi konumundayken de şu anda pamuk artık üretilmemeye başlandı. İthal geliyor. Çünkü i̇thal daha geliyor. Ucuz dünyada. Susam da daha ucuz. Et de daha ucuz. Pamuk, iplik de daha ucuz. İplik yani ham maddesi pamuk. İplik. Evet. Biz o ülkedeki iş adamlarıyla aynı şartlarda rekabet edebilirsek biz bunları geriletiriz. Muz buna bir örnek. Örnek kardeşim işte 650 bin ton civarında 200 milyon dolarlık muz ithalatı varken biz bunu sıfırlattık. Düşünebiliyor musunuz? 2019 yılında ithalatta muz 46 bin dolar. Evet. Bak 200 milyon dolar muz ithalatından 40-50 bin dolarlara doğru gerilettik. Milyon değil bu. 40-50 bin dolar. Yani sıfırlattık. Dolayısıyla biz pamukta da, iplikte de, susamda da, buğdayda da, ette de bunu geriletebiliriz. Muz buna bir örnek oldu. Laboratuvar oldu. Muz örnek oldu. Bu başarı hikayesini biz Manavgat'ta, Alanya'da, Gazipaşa'da, Anamur'da yazdık. Bu başarı hikayesini yazdık. Hükümetten evet. İstediğimiz aynı şartlarda rekabet edebilmek. Doğru. Şimdi maalesef ki bizim tabii susamımızın tahinini çifte kavrulmuş yapıyoruz. Ayrıca ayrılığımız orada. Hem aromada ve yağ oranlarında farklılığın getirdiği bir tat ve lezzet var. Ayrıca da çifte kavrulmuş olarak tahini yapıyoruz. Dolayısıyla bunların da coğrafi işaretini aldığımız zaman hem ithal susamdan oluşan şeyleri Manavgat susamı diye tüketicinin yanıltılmasını da önlemiş olacağız. Şimdi ben geçen günü bir tane bir tamamlarsam izin verir misiniz? Tabii lütfen. Ben hiç sözünüzü kesmiyorum çünkü güzel anlatıyorsunuz. Devam edin. Şimdi geçen günü bir markete gittim. Büyük bir markete. Gıda reyonunu gezerken baktım tahin buldum. Bir baktım diyor ki ürünlerimiz Manavgat susamından imal edilmiştir diyor. Tabii gurur verici. Cep telefonuma fotoğrafını çektim. Koydum şimdi böyle arşivimde. Bu bir gurur verici bir şey ama acaba doğru mu? Doğru mu? İşte bunu denetleyecek olduğumuz yer coğrafi işaret. Çok doğru. Yani, o zaman coğrafi işaretle diyeceğiz ki bir dakika dur bakalım sen doğru mu söylüyorsun yanlış mı? Şimdi biraz önce de dediğim gibi bu ilçe ekonomisini yapısını değiştirebilecek güçte bir durum değil susam ama tanıtıma katkısı büyük olacağı için ticaret odası olarak bunu önemsiyoruz. Keçi boynuzu özellikle Manavgat bölgesinin iklimiyle ilgili galiba kaliteli içi böyle bal gibi keçi boynuzu üretiliyor. Hatta kulaklarını çınlatalım. Senin hemşerin sevgili İdris Taş, meslektaşım benim, başkan yardımcım. Ata ocağı olan Köprülü Kanyon'da, Beşkonak'ta çok atadan kalan arazilerinin tamamına neredeyse keçi boynuzu ekti, dikti. Yani böyle bir trend de başladı. Yani keçi boynuzu gerçekten çok para eden önemli ürünlerden birisi haline geldi. 300 rakamının üstündeki olan bölgelerde denizden alan meltemin etkisiyle 300 rakamının üzerinde ise bölgede ayrı bir aromatik tat geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani öyle 500-600 rakamlara doğru çıkıyor o İdris'in, hemşerimin, canım kardeşimin benim ata ocağı, baba ocağı. Allah rahmet eylesin. Böyle Allah rahmet eylesin. Rahmet babasını kaybetti bugünlerde. Cennet dursun inşallah. O bölgede de bir 500 yaklaşık bir 400'ün üstündedir rakımlar. Oranın sırtları da melteme alır Akdeniz'den. O bölgedeki olan, o bölgeden başlıyor, o sırtlardan başlıyor. Ta sizin Alanya sınırı olan
Bizim köylerimizde Alanya'da 300 rakım civarı. Çok güzel de gerçekten badem, güzel, boynuz, evet. Yani keçi boynuzu, evet. Badem ve şimdi de avokado olmaya başladı. Aynen. Şöyle tabii özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sistemimizi güçlendirme açısından bu ürünlerin önemi artık daha da ortaya çıkmaya başladı. Kıraç arazilerde, sulanamayacak olan arazilerde, atıl olan arazilerde bu türlü ürünlerin yetiştirilmesi şehre çok ekonomisine katkı sağlar. Aile ekonomisine katkı sağlayacak ürünler şekline dönüş. Bunu tabii buyunuz olarak değil de sanayisi de bunun kuvvetli biliyorsun. Çekirdeğini organize sanayide çıkartır. Tabii Amerika'ya filan gönderiyor bizim kulaklar için nesin. Bak Sifet'le beraber çalıştığımız Ergin Civan, bu işi, evet, yapıyor. Antalya OSB'de. Evet. Özellikle Amerika'ya ithal ediyor. İhraç ediyor pardon. Ergin Başkan. Bizim yine kulakları çınlasın eski Antalya valimiz Alaaddin Yüksel bu Toroslar, Manavgat'ın o civarlarda kekik ve adaçayı fabrikası kurdurmuştu. Kapandı mı o yoksa faaliyette mi? Şimdi o Beşkonak üstünde o bir köy var. Biliyorsunuzdur, belki görmüşsünüzdür. O bölgedeydi. Evet. Ya şöyle uzaklık, lojistik, mesafe, yol, limana uzaklık, şehre uzaklık. Maliyetli orası, hale geldi herhalde orası. Evet, çalışmasını biraz engelledi. Çünkü şöyle bir şey, yani tabii tarımı, üretimi, işte keçi boynuzunu, susamı, pamuğu, her şeyi konuşuyoruz. İşte narinciye, limon. Ekonomiyi bak, konuşuyoruz. Evet. Ekonomiyi konuşurken bizim dağlarımızın organik, yani mesela kekik, adaçayı, bunlar bizim Toroslarda çok fazla var olan şeyler. Yani bunlar değerlendiriliyor mu acaba? Şöyle toplayanlar yani, var. Ya yani bu amatörce tabii ama ben defnenin gelecek yıllarda organizeli bir şekilde ihracata da gidiyor. Defne çok önemli bir bitki biliyorsunuz. Defnenin ekonomiye katkısının daha fazla önümüzdeki dönemlerde olacağını düşünüyorum. Evet, aslında biz de aslında olarak defneye uygun bütün vadilerimizde defne, evet, ağaçları vardır. Çok kıymetini bilmezdik. Benim çocukluğumun, yani bebekliğimin beşikteki üstünde yattığım altımdaki şey defne yaprağındandı. Benim bebeğimin beşikteki döşeğimi. Dolayısıyla şimdi ben Hatay yöresinde özellikle defnenin çok özel marka haline getirilmiş ürünlerinin olduğunu biliyorum. Ama bizim bölgede bu maalesef çok yaygın değil. Demek ki artık sanayileşmeye doğru da gidiyor. Önümüzdeki günlerde defnenin şeyi biraz daha artacak. Önemi artacak. Evet. Peki Sayın Başkanım, yaklaşık 1 saat 15 dakikadır sizinle reklamsız, soluksuz, nefessiz yayın yaptık. Eklemek istediklerinizi alayım. Unuttuğum bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama belki bir sonuna bir soru, çünkü bu konuda Manavgatlıların ciddi bir mücadele verdiğini biliyorum. Ulu alan, ölü alan olmasın şeklinde hem belediyenin hem de sizlerin, sivil toplum kuruluşlarının bir mücadelesi vardı. Güzel bir bölgenin Manavgatlılara kazandırılması noktasında. Ulu alan öldü mü, canlandı mı, hayata bağlandı mı, nedir son durumu, onu da alayım. Sonra sizin son sözlerinizi, söylemek istediklerinizi alıp programı kapatalım derim Sayın Başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii 2018 yılı içerisinde Turizm Bakanlığı'nın resen yapmış olduğu bir planlamayla biz burayı öğrendik. Burası bölgeyi bildiğiniz gibi bölge 10 bin dönüme yakın arazinin olduğu, içinde kamu arazilerinin, belediyenin arazisinin olduğu, özel mülkiyetlerin olduğu bir alan burası. Yaklaşık 10 bin dönümü kapsıyor. Bu 10 bin dönümün de yaklaşık 3 bin dönüm bölümü bu bölgeyi denize bağlayan bölümü.
Yani 10 bin dönümlük bir arazi düşünün. İçinde ön tarafta 3 bin dönüm yeri kamu arazisi ve oranın da denize ulaşımının sağlandığı yer olarak düşünün. Bu 3 bin dönüm arazi Turizm Bakanlığı tarafından re'sen planlamaya tabi tutuldu. Bu planlamada golf alanı olarak buranın planlandı. 4 tane golf alanı olması. Burayı hem bizim belediyenin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin tamamının bu planlamanın yanlış olduğu, bu planlamayla geride kalan 10 bin dönüm arazinin önünün kapanacağı, dolayısıyla ulu alan bölgesinin denize açılan kapısının kapatılarak, önünün kapatılarak gerideki arazilerinin değerinin düşeceği, bu kamu arazilerinin daha farklı boyutta planlanabileceği düşünülerekten bu noktayla ilgili itirazlarımızı iletmiştik Turizm Bakanlığı'na. Şu anda Turizm Bakanlığı burayla ilgili yeniden değerlenmek üzere Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da devreye girmesiyle Manavgat'taki siyasilerimizin, Antalya milletvekillerimizin de devreye girmesiyle Turizm Bakanlığı tarafından yeniden halkın isteklerinin de göz önüne alınarak yeni bir planlamaya tabi tutulacağı noktasıyla ilgili görüşmenin sonucunda bir kanıya şeye varmıştık, sonuca varmıştık yapılan son toplantıda. O günden bu tarafa yeni bir gelişme söz konusu olmadı. Nedir durum, onu da şu anda bakanlıkta üzerinde nasıl bir çalışma yapılıyor, onu da şu anda esasen de bilmiyorum. Evet, inşallah Manavgat halkının, Manavgatlı hemşehrilerimizin arzu ettiği, istediği şekilde bir gelir inşallah. Netice oluşur, neticeye ulaşır inşallah. Bolca yorumlar var. Size çok selamlar var, takdirler var izleyenlerimizden. Ben bu arada şöyle yandan bir göz atayım. Eğer unuttuğum benim bir şey varsa, ki izleyicilerimize her zaman saygı gösteriyorum. Onların varlığıyla biz bu programları yapabiliyoruz. Mehmet Çelik izleyenimiz, Ahmet Başkanımız bölgeyi iyi tanıyan, mücadele ruhu üst seviyede olan bir başkanımız, kendilerini kutluyor, başarılar diliyoruz demiş, selamlar göndermiş. Bunu hemen iletelim. Alanya'dan Nurkan Şaşmaz izliyor. Alaaddin Özuzun aynı şekilde bize başarı dilemiş. Giresun'dan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arkadaşım bizi izlemiş, izliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ta Giresun'a kadar uzandığımız için. Halil Duru turizmci der ki başkanımızın, bizim sesimizin iyi geldiğini söylemiş ama bir yorumu vardı. Evet, Manavgat bölgesindeki turizm potansiyeli pandemi sebebiyle yaşanılan sıkıntılar ve 2021 yılı hedefleri konusundaki fikirlerini duymak isterim demiş. Hemen hemen cevapladığınız gibi ama bir ek yapmak isterseniz bu soruya, unuttuğunuz bir bölüm varsa iyi olur. Ya 2020'nin %25 kapasiteyle devam ettiğini düşünecek olursak, burada tüm sektörleri yaralı bir şekilde kapatıyoruz. En çok sıkıntıyı yanımda turizmde çalışan emekçi kardeşlerimiz, yaklaşık 40 bin insanın evine yaklaşık 13 aydır hiç para girmedi. Dolayısıyla ben 2021 yılının normal şartlar altında gider ve aşının da umudu içerisinde, aşının da başarılı olacağı umudu içerisinde 2021 yılının Nisan-Mayıs gibi sezonunun başlayarak 2020'ye nazaran en az iki kat büyüyeceğinin umudu içerisindeyim. Evet, Kemal Koçak, bizim Çin Türk İş Adamları Derneği Başkanımız Kemal abimiz, değerli dostum Ahmet Başkanımız, tarıma verdiği önem ve desteği için kutluyor ve teşekkür ediyoruz demiş size. Yine bölgenin önemli domates, evet, yine bölgemizin önemli
Kurşunlu bölgesinde üretim yapan domates ve seracılıkta çok çok kaliteli ürünler üreten sevgili Turgay Ateş ve Melihat Ateş, aynı zamanda hemşerindir, onlar beş konaklıdır. Onlar da işte aynı şekilde selam ve sevgiler, alkışlar göndermiş. Saygılar. Güneş diliyorum. Altuner demiş ki iyi yayınlar Mevlüt Bey, üretime yönelik kalkındırma programlarının en önemli maddelerinden tarım başlıklı konulardan ürün desen ve sulama ve tanıma teknolojisi ile ilgili çalışmalarımızı paylaşacağız yakında demiş. Güzel bir konuya değinmiş. Yine aynı şekilde Mustafa Serdar Turan'a da teşekkürümüzü edelim. Size teşekkür ediyor. İyi bir yayın olduğunu söylüyor izleyenlerimiz. Lale Hesanova aynı şekilde Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneğimizin Antalya Başkanı. Hayırlı yayınlar Mevlüt abi ve misafiri Ahmet Başkanımıza, Dostaş Başkanım çok demiş. Sağ olsun. Çok Cengiz Kahraman İstanbul'dan selamlar göndermiş. İyi bir gazeteci, tebrik etmiş bizi. Sağ olsun. Ben özellikle yorum yapanları, alkış gönderenlerin isimlerini özellikle söylüyorum ki YouTube kanalında bu kadar sabırla 1,5 saat, 1 saatlik bir programı izlemek sabrı çok önemlidir. Şu anda halen 45 civarında online izleyenler de var. Yorumu yapan kimisi gitmiş olabilir ama biz onların gıyabında teşekkürümüzü etmiş olalım. Cengiz Kahraman abimiz yıllarca akşam gibi, tercüman gibi gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, benim Yurt Haberler Müdürlüğü'mü yaptı uzunca yıllar. O benim talebesiyim, hala beni takip eder. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim bu MyTV'nin doğumunda da büyük katkısı oldu İstanbul'dan bize. Evet, yine Mehmet M. hayırlı yayınlar, Antalya'ya hizmet eden herkese teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizim yayınlarımızı izleyerek bize güç verdikleri için. Rabia Demirok da aynı şekilde teşekkür etmiş. Biz de bizi izleyenlere ayrı ayrı burada ismini atladığım, unuttuğum varsa herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizin varlığınız bizi güçlendiriyor. Özgür sesimizi gördüğünüz gibi biz reklam da almıyoruz. İnşallah ileride o da olacak ama ben daha çok bölgemin ekonomisine, turizmine, sanayisine, sivil toplumuna katkı sağlamak için bu yayınları yapıyorum. Dolayısıyla herhangi bir çıkar odaklı bir yayın değil, evet, asla. Evet. O bakımdan umarım dilimizin döndüğünce değerli konuğum, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanı Ahmet Bostaş başkanımla birlikte çok güzel bir program yapmışızdır diye düşünüyorum. Takdir sizin. Beğendiyseniz lütfen programın hemen altında bir like işareti var orada. Ona bir dokunup sonra da abone olmadıysanız kanalımıza abone olursanız daha çok izleyicimiz olacak. Daha çok motive olacağız. Tek isteğimiz bu sizlerden. Ben Sayın Başkan tekrar bu akşam, bu pazar akşamı ailenle birlikte sıcak yuvanda, ortamda bir vakit geçirmek varken yaklaşık 1 saat 25 dakikadır Manavgat'ımızın ticaretini, turizmini, sanayisini, tarımını konuştuk. Sosyal hayatını konuştuk. Size çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alıp kapatıyorum efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. 1 saat 25 dakika nasıl geçti ben de anlayamadım. Size başarılar diliyorum. Çok güzel bir program oldu. Çok başarılı da gidiyor. Sizi de takdir ediyoruz. Zaten Antalya'da da takdir ettiğimiz, takip ettiğimiz bir medya mensubusunuz. Kanalınıza da başarılar diliyorum. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Bizi sabırla dinledikleri için herkese saygılar sunuyorum. Size de tekrar çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli izleyicilerimiz, bir Yeni Bakış programının daha MyTV Türkiye kanalımızda sonuna geldik. Artık bundan sonra yeni bir yıla gidiyoruz. Yeni yıla, yani 2021 Ocak ayına kadar, ilk haftasına kadar yayınımız yok. Bu yeni yılın son programıydı değerli başkanımla. Dolayısıyla yeni yılın ilk programı herhalde yine bir önemli
turizmciyle Manavgatlı Sureri Çorabatır'la inşallah programımızı gerçekleştireceğiz. Turizmi konuşacağız. 2021'i konuşacağız. 2020'yi konuşacağız. Gerçekten otelciler, turizmciler, uçakçılar, acenteler ne gibi sıkıntılar yaşadı, neler yaşadı biz biliyoruz ama biz soracağız. Turizmciler yanıtlayacak, cevap verecekler. Şimdiden 2021 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu, gerçekten 2020'de yaşadıklarımızı unutacağımız, unutturacak güzellikler diliyorum şimdiden. Belki ben yine bir sosyal medya yayını yaparım ama başkanım siz yeni yıl dileğinizi unutmuş olabilirsiniz. Çok evet. Son yayın olduğu için son bir kez daha söz vereceğim. Aklınıza çok gelmiş olabilir. Ederim. Ve siz kapatın o zaman programı. Güzel bir mesajla. Çok teşekkür ederim. İnşallah pandemiden kurtulduğumuz bir yıl olur. Tek kelimeyle. İnşallah. Artık her şeyin başı sağlık çünkü. Ben bütün izleyicilere, izlemeyenlere, tüm insanlığa hayırlı bir yıl diliyorum. İnşallah pandemiden kurtulduğumuz, normalleştiğimiz bir yılın başlangıcı olur 2021. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. Ve herkese de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek biz üzere. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayın ekibimiz, tabii biz ön planda görünen insanlarız ama arka planda da bu yayının sağlıklı bir şekilde sizlere ulaşmasında emeği geçen yönetmen arkadaşım Hasan Akarsu'ya da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar. Hoşça kalın efendim.